Selam gençler. Genleşme konusuyla konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Genleşme olayı nedir? Kısaca ısı alan maddelerin sıcaklıklarının artmasıyla hacimlerinde meydana gelen artış ya da ısı veren maddelerin sıcaklıklarının azalmasıyla hacimlerindeki büzüşme olayını biz genleşme adını veriyoruz. Genleşme olayını katı ve sıvı maddelerde inceliyoruz. Gazlar için genleşme ayırt edici bir özellik olarak karşımıza gelmiyor. Gazlarda basınç denklemimiz var. Nedir bu basınç denklemimiz? P çarpı V eşittir nRT denklemimiz var. Burada eğer sabit bir basınç altında gazı ısı verirseniz şunu görebiliyorsunuz. Gazlar için bir hani ok çıkaracak olursam şunu yazmak isterim sadece. PV eşittir nRT adını verdiğim bir denklemi var bu gazların. Sen sabit basınç altında gazın sıcaklığını arttırsan hacmi artar. Kapta işte pistonlu bir kap düşünürsen piston yukarı doğru hareket eder. Hacim artar. Fakat hangi gazı kullanırsan kullan bu artış oranı eşit miktar olacağı için gazlarda genleşme ayırt edici değil diyerekten konumuza başlarız. Evet, katılar genleşmeye maruz kalıyor, sıvılar genleşmeye maruz kalıyor ve maddenin cinsine bağlı olarak bu genleşim miktarları katılar ve sıvılar için farklı oranlarda oluyor. İlk olarak neye giriyoruz? Katılarda boyaca genleşmeyle başlıyoruz. Bakın şurada benim bir çubuğum var görüyorsunuz. Bu çubuğa bir miktar ısı veriyorum. Isı enerjisi aktarıyorum. Verdiğim ısı sonucunda çubuğun boyu bakın şurada delta L'ye kadar bir uzama göstermiş. Uzam miktarıyla size bir denklem kuruyorum. Diyorum ki bir çubuğun uzaması eşittir. İlk boyu çarpı genleşme katsayısı çarpı sıcaklığındaki değişim. Maddenin çubuğun katılarda boyunca genleşmeden bahsediyoruz. İlk boyu genleşme katsayısı ve sıcaklık değişimi onun uzama miktarını veriyor çarpım olarak ifade edersek. Aynı şekilde bu maddeden ısı alırsan bu sefer de boyca kısalmayı delta L eşittir. İlk boy çarpı genleşme katsayısı çarpı sıcaklık değişim diye hesaplayabilirsin diyorum. Basitçe denklemimizi kullanacağımız bir örnekle başlayalım arkadaşlar. Genleşme katsayıları sırasıyla 2 lambdaya lambda olan XY çubuklarının ilk boyları şekildeki gibidir demiş. Çubukların sıcaklıkları sırasıyla X'in T'den 4T'ye getiriliyor. Y'nin ise 2T'den 3T'ye getiriliyor. Uzamaları, boyca genleşmeleri oranı ne olur diyor. X'in boyca genleşmesine delta Lx diyorum. Y'nin boyca genleşmesine delta Ly diyorum. Ve başlıyorum X'in boyca genleşmesinden. X'in boyca genleşmesi eşittir. İlk boyunu ne vermiş? X'in L vermiş. Genleşme katsayısı neydi? X'in soruda belirtiyordu. 2 lambdaydı. Bir de şuradan güzelce bir sıcaklık değişimi alıyorsun. T'den 4T'ye 3T kadar sıcaklığım arttı diyorum. İşte bu X'in boydaki artışını gösteriyor. Isıttım. Y'nin boydaki artış eşittir diyorum. Y'nin ilk boyu ne? 3L çarpı genleşme katsayısı. İşte o da burada soruda. Lambda çarpı sıcaklık değişimi bunun içinde 2T'den 3T'ye T kadar taraf tarafı oranlarsak X ve Y'nin boyca genleşmelerin oranını L'yi, lambdayı, T'leri götürüyorum. 6 bölü 3 dolayısıyla 2 olarak gözlemlerim diyorum. Altındaki sorumuza geliyoruz. Altındaki soruda gene aynı yapıda fakat direkt soruda sıcaklık değişimini vermemiş. Çubuklara eşit miktarda ısı vermiş. Bunun sonucunda uzamaların oranını istemiş. Yalnız çubukların ilk olarak aynı maddeden yapılmış çubuklar ve kesitleri yani kalınlıkları eşit olan çubuklar ve bu çubuklara eşit ısı veriyorsun. Uzamaların oranı diyor. Bak aynı maddeden demesinin nedeni şu. Bunların C'lerinin, lambdalarının, D'lerinin aynı olduğunu gör diyor sana. Yani öz ısı, genleşme katsayısı, öz kütlesinin aynı olduğunu düşün diyor. Bir. Kesitlerinin yani kalınlıklarına eşit vermesinin nedeni de boylarına bakarak kütlelerini yorumla diyor. Neden? Çünkü burada çubuklara verilen bir ısıdan bahsetmiş. Ben bunların uzamalarını bulmak istiyorsam sırasıyla şunu uygulamam lazım. Önce maddeye aktarılan ısı yakıyor dersem onu mc delta t'ye eşit diyerekten sıcaklık değişimi bulup ardından bulduğum sıcaklık değişimi boyca genleşme eşittir. İlk boy çarpı katsayı çarpı sıcaklık değişimi denkleminde kullanmak ve boyca genleşmeleri hesaplamak arkadaşlar. Burada kütleler yok. Kütleleri ne yapacak? Kütleleri sana bırakmış. Sen bulacaksın kütleyi. M eşittir neydi arkadaşım?
M eşittir dv'ydi. Aynı öz kütleye sahipler, hacimler farklı. Hadi hacimleri yorumla. Kesitleri, kalınlıkları S boyu L, kütlesine M diyorum. Gene kalınlığı S boyu 3L, bu sefer kütlesine 3M diyorum. Hadi sıcaklık değişimine gidelim. İkisine de Q kadar ısı verdim. Birinci çubuğumun kütlesi M'de, ısısını C dedim. Sıcaklık değişimini delta T1 diyorum. İkinci çubuğuma gene Q kadar ısı verdim. Kütlesi 3M. Isısını gene aynı maddenin olduğu için C alıyorum. Ve bunun sıcaklık değişimine delta T2 diyorum. Denklemleri oranladığınızda arkadaşlar, birinci çubuğun sıcaklık değişimini ikinci çubuğun sıcaklık değişimine oranını 3 olarak gözlemlerim. Çünkü kütlesi M olanın sıcaklığı aynı ısı verildiği sürece 3T artarsa 3M olanın da sıcaklığı T kadar artacaktır diyorum. Hadi bakalım şimdi uzamaları hesaplayabiliriz. Birinci çubuğun A'nın uzaması delta LA ilk boyu L katsayı aynı maddeden, ikisine lambda kullanacağım, çarpı sıcaklık değişimi 3T olarak alıyorum. İkinci çubuğun uzaması delta LB eşittir. İkinci çubuğun boyu 3L, katsayısı gene lambda, sıcaklık değişimi ise onun T kadar. Taraf tarafa bir oranlı ne oldu? 1 geldi. Oo, altta da bir tane not geldi bununla ilgili. Bunu çok sorarlar çünkü. Bak bunu unutma kardeş. Aynı maddeden yapılmış kalınlıkları kesitlere eşit olan çubuklara eşit ısıyı basarsan bil ki bunların uzamaları eşit olur. Kalınlığı aynı olsun yeterli. Hocam benim elimde bir tane demir çubuk var 1 metre. Bir tane demir çubuk var 50 metre. Ben bunlara eşit ısıyı çaktım ama kalınlıkları aynı. Tamam. Bunun uzaması da L'dir. Bunun uzaması da L'dir. Bunu söyleyebilirsin. 1, 2. Kalınlıkları aynı. Aynı maddeden. Diyelim ki üsttekine 3Q ısı verdim. Alttakine 5Q verdim. Üstteki 3L uzar. Alttaki 5L uzar. Yani anlamı senin için şudur arkadaşım. Aynı kalınlıkta aynı maddeden yapılmış çubuklara ne kadar ısı verdin o kadar uzama gözlemlersin diyorum. Ve burayı da geçiyorum arkadaşlar. Demek ki ısı verme olayı varsa önce QMC delta T sıcaklık değişimini bul. Ardından uzama eşittir ilk boy çarpı genleşme katsayısı çarpı delta T'den çöz. Bak burada çok tatlı bir sorum daha var. İlk boyları şekildeki gibi olan X, Y, Z çubuklarının sıcaklıkları eşit miktar arttırılınca diyor. X ile Y'nin arasındaki boy farkı değişmezken, yani A mesafesi değişmezken, Y ile Z'nin başlangıç boyları arasındaki B farkının azaldığını ifade etmiş. Şu B'nin azaldığını ifade etmiş. Çubukların genleşme katsayıları arasındaki ilişki nedir? Bunları sıralayınız diyor. Bu tip bir örnekte benim öğrencim klasik şunu atar. X ile Y aralarındaki boy farkı değişmemiş. Demek ki bunlar eşit miktar uzamış. Demek ki bunların genleşme katsayıları aynı. Pat, patladı bitti. Olmaz. Denklemi kur. Bak şimdi arkadaş. X ile Y ısıtıldı. Sıcaklıkları arttırıldı çubukların. Ve X ile Y aralarındaki boy farklarını değiştirmedi. Anlamı X ne kadar uzadıysa Y de o kadar uzadı. Değil mi? Böylece gene bunların arasındaki boy farkı A kadar kaldı. Süper. Şimdi denkleme bak. X'in uzamasını yazıyorum. L kadar. İlk boyu LX çarpı katsayısı lambda X çarpı delta T. Y'nin uzamasını yazıyorum L kadar. İlk boyu L'ye çarpı katsayı lambda Y çarpı delta T. Bak abi. Uzamalar eşit. Sıcaklık değişimleri eşit. Sıcaklıklar eşit miktar arttırıldı. O zaman ne? X ile Y'nin ilk boy genleşme katsayı çarpımları eşit. Ama X'in ilk boyuna bak uzun. Y'nin ilk boyu kısa. O zaman sen şunu söyleyeceksin. X'in ilk boyu uzunsa genleşme katsayısı küçük. Y'nin ilk boyu kısaysa genleşme katsayısı büyük. Böylece LX lambda X çarpımı eşit oluyor. L'ye lambda Y çarpımına. Buradan ilk başta lambda Y'nin lambda X'ten büyük olduğunu gözlemliyorum. Devam. Diğer tarafa baktığında B mesafesi azalıyor. Yani bu arkadaşın uzaması diğerlerinden daha az. L bölü 2 kadar. Hem Z çubuğu olarak en uzunsun hem de o zaman en kısa. Of, uzun bir çubuğun sıcaklığı değiştiğinde uzaması az oluyorsa ya da büzüşmesi az oluyorsa bu zaten sana genleşme katsayısının en küçük olduğunu gösterir deyip Z'yi de pratik olarak ekleyebilirsin. Çünkü hem ilk boyu büyük verdim. Bak genleşme miktarı eşittir ilk boy çarpı katsayı çarpı sıcaklık değişimi. Zaten sıcaklık eşit arttırıldığı için delta T'yi çizdim. Hem ilk boyu büyük verdim ama bunun sonucunda en az uzayan sen oldun. O zaman senin lambdan benim için minimum değerlidir. Buradaki çubuklar arasında derim geçerim. Şimdi bu sorular güzel sorular ama al ÖSYM'nin basit sorularından da çözmek istedim.
X, Y, Z çubukları birbirine perçinlenmiş. Bunları ısıtıyorum. Isıttıktan sonra şekil 2'deki görünümü alıyorlar. Genleşme katsayılarını sırala diyor. Perçinlemek demek ne demek? Kaynaklamak, yapıştırmak, japonlamak, her ne düşünürsen düşün. Üçünü birbirinden ayrılacak şekilde yapıştırıyorsun. Ama sen bunların sıcaklıklarını değiştirdiğinde genleşmeden dolayı bunlar büzülüp, kısalıp, uzuyor. Ve bükülmelere neden oluyor çubuklar. Ve bu bükülmelerle genleşme katsayılarını yorumlayabiliyoruz. Hadi başlayalım. Biz bunları ne yaptık abi? Bunların sıcaklıklarını arttırdık. İşte ısıttık. Ve şekil 2'deki görünüm oldu. Şöyle yapıyorsun hacım bunların katsayılarını bulurken. Şöyle ortadan kesiyorsun. Şu anda X ile Y'nin bu parçasının boyu eşit mi? Eşit. Sen bunu ısıttın. Isıtma sonucunda ne oldu? Tam ortadan yine kes. X'in boyu Y'ye göre kısa kaldı. Anlamı Y daha çok uzadı ve katsayısı X'ten büyük. Bu kadar basit. Çünkü genleşme katsayısı büyük olan daima çok uzar. Eşit boylarda. Bak Z ile Y'nin şu parçasının boyu eşit. Isıttım. Isıtmam sonucunda Y'nin boyuna nazaran Z'nin daha büyük olduğunu gördüm. Demek ki Z'nin genleşmesi de Y'den büyük olduğu yorumunu yapabilirsin. Sıraladığında ne olacak? Lambda Z, lambda Y, lambda X diye sonucu alacağım. Peki bunlar soğutulsalar görünümleri nasıl olurdu? Bu sefer çok uzayan Z aynı şekilde soğutulunca çok kısalırdı. Çok büzüşürdü. Y ona sarılırdı. Yani sağ tarafta Y Z'nin üzerine şu şekilde sarılırdı. Diğer tarafta da tam tersi bir olay olurdu. Ne yapmıştık biz ısıtınca? Y'yi X'e sarmıştık. Soğutunca da X'in Y'ye sarıldığını görürüm. Soğutulma durumunda ısıtılma durumunun tam tersi bir görsel oluşur derim arkadaşlar. Bunu da hop atlarım. Gene ÖSYM'nin basit sorularından geliyorum. Boylar eşit X, Y, Z çubukları oluşturulan şekildeki çiftlerden X, Y ikilisi ısıtılma sonucu en çok uzarken Y, Z ikilisi ise ısıtılma sonucunda en az uzama gösteriyor. Katsayıları sırala. X, Y ikilisi en çok uzuyor. Böyle kocaman uzattım. Y, Z ikilisi ısıtılınca az uzuyor. Anlamı ne? X, Y katsayı olarak, genleşme katsayısı olarak büyük olan ikili diyebilirsin. Çünkü çok uzama yaptı bu ikisi, iyi bir uyum sağladı. Lambda X ve lambda Y büyük katsayılar. Olur mu? Olur, çok güzel olur. Peki ya Y ile Z'yi birlikte kullanınca ne oluyor? En az uzuyor. O zaman lambda Y ve lambda Z ise küçük genleşme katsayılarına sahip olan küçük katsayılar diye belirttiğim genleşme katsayı değerleri. Bak şimdi arkadaş, burada Y hem en büyük hem en küçük olabilir mi? Olamaz. Demek ki bu ortanca arkadaş. Hadi bakalım genleşme katsayılarını o zaman sırala. Büyük arkadaşları böyle arka arkaya yazıyorum. Y'yi ortaya koyuyorum. En küçük katsayıya sahip olan da Z çubuğu diyerek bitiriyorum. Alta gel. Altta başta bükük olan iki tane çubuğum var. Bunların genleşme katsayılar arasındaki ilişkide Y büyüktür, X büyüktür, Z şekliyle sıralamış. Bu perçinli çubukları doğrusal hale getirmek için hangi çift soğutulmalı, hangi çift ısıtılmalı? Oh, çok güzel. Bu tip sorularda başta bükük. Sen bunları doğrusal hale getireceksin. Yapacağım olay şu. Şu genleşme katsayılarını vermiş mi sana? Vermiş. Büyük olan arkadaşa göre yorum yap. Isıttığında Y çok uzar. Soğuttuğunda Y çok kısalır. Buna bağlayarak soruyu çöz. Bak şimdi. X, Y'yi bağlamış burada değil mi? Katsayı olarak Y, X'ten büyük mü? Büyük. O zaman sen burada ısıtma ya da soğutma da Y ne derse o olur arkadaş. Bunu unutma. Şimdi katsayı olarak Y büyük. Şekle bakıyorsun. Boy olarak da Y küçük. O zaman diyorum ki ben bunları güzelce ısıtırım. Bunun sonucunda katsayısı büyük olan Y çok uzar. X, Y'ye göre az uzar ve doğrusal hale gelirler. O zaman ilk şekildeki çiftim için ısıtılmalı diyorum. İlk çiftimi soğutsam ne olurdu? Y katsayı olarak büyük bir değere sahip olduğu için Y çok büzüşürdü. X daha çok sarılırdı. Bu kadar. Alttakine bakalım. Altta neler var? Y, Z var. Y ile Z'yi kıyasladığımda gene katsayı olarak Y, Z'den büyük. Y ne derse olur. Şimdi bakıyorum şeklime. Y'nin boyu uzun. Isıtırsam Y daha çok uzayacak, daha çok sarılacak. Ben bunları düz hale getirmeye çalışıyorum. O zaman burada ne yap? Katsayısı büyük olan Y ile Z'yi birlikte soğut. Y çok kısalsın, Z az kısalsın. Ve bunlar gene doğrusal hale gelsinler. Bu kadar basit arkadaş. Vur. Alttakine bakıyorum.
Evet, burada makara ve tekerlekler dönerek ilerleyecek, ısıtacağız. Önce şu sağ taraftaki notlarımla başlıyorum. Önce o notları bir devireceğim. Ondan sonra sol taraftan soruları çözerek devam edeceğim. Not 1. Bir çubuk duvardan sabitlenmiş. Bu çubuk ısıtılıyor. Isıttığında bu çubuk boyca bir uzama gerçekleştirmiş ve x kadar uzamış. Çok güzel. Ama bu uzarken bunun alt tarafında da bir tane ona temas eden makara var. Çubuk uzadıkça makara onunla birlikte dönüyor. Ne demişim? Çubuk ne kadar uzarsa makara o kadar döner. Tamam, mantıklı. Sen buradaki çubuğun ucunu 5 metre ileri götürdün diyelim. Yani bu genleşmede böyle bir genleşme birazcık abartı oldu ama 5 santim boyunca genleştin diyelim. 5 santim boyunca bu makarayı döndürmüş olur. Dolayısıyla uzama neyse makara miktarı olur. Peki ya bu çubuğun alt tarafına bir makara değil de temas eden bir teker yerleştirsen. Ha işte burada olay değişiyor. Ne oluyor olay? Burada genleşme sonucunda çubuğun ucu ne kadar uzarsa makara değil tekerde evet tekerde ise bu uzamanın yarısı dönmeye yarısı da ötelemeye gidiyor. Genleşen çubuklar ne kadar uzarsa ona temas eden tekerler bu uzamanın yarısı kadar döner, yarısı kadar da öteleme hareketi yapar diyoruz. Makara olduğu gibi dönüyor. Teker yarı yarıya paylaşıyor genleşmeyi. Not 2. Ortadan sabitlenen çubuklar her iki tarafa da eşit miktar uzar. Evet bak sabitlemesini ortadan yapmışım. Çubuğu duvara ortadan çakmışım. Isıtmışım. Sağ taraf ne kadar uzadı? Sol taraf da o kadar uzadı. X1 eşittir X2 demişim. Güzel. Uçtan sabitlenen çubuklarda ise uzama sabitlenen noktadan uzaklık ile orantılıdır. Bak bu güzel bir şey işte. Bu önemli. Bak duvara sabitlenmiş bir çubuk görüyorsun. Bu çubuğu 3 eşit bölmeye ayırmışım. A, B, C diye de buralara çentikler atmışım. Isıttım. Çubuk sadece ucundan uzamıyor. Bu çubuk her parçasıyla uzuyor. Duvara sabitlenen noktadan A parçasına kadar şu soldaki bölüm uzuyor. AB bölümü o da uzuyor kendi içinde. BC bölümü o da kendi içinde uzuyor. Çubuk toplamda duvardan itibaren x kadar uzuyorsa A çentiği x bölü 3 kayıyor. B çentiği 2x bölü 3 kadar yer değiştiriyor kayıyor. C ucu ise x kadar kayıyor. Yani çubuğun duvardan itibaren sabitlenen nokta diye kabul ederiz burayı. Sabitlenen noktadan itibaren boy oranına bakaraktan çubuğun üzerindeki çizgilerin o oranda kaydığını söyleyebilirsin. Burada çubuk eşit bölmeliyken ısıtılınca boyu x kadar uzuyor ise C noktası x kadar kayar. A noktası duvardan itibaren C'nin boyunun duvardan itibaren A'nın boyu kıyaslandığı 1 bölü 3'üdür. A noktası x bölü 3 kadar kayar. B noktası da 2x bölü 3 kadar yer değiştirir diyorum. Örneklerimle giriyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki örnekten almaya başlıyorum. Şekildeki çubuk A noktasından sabitlenmiştir. Sıcaklık artış sonucu uçlarının sırası ve uzaması x1, x2 ise bunların oranı. Sabitlediğin nokta A. A'dan itibaren bu ucun boyu 1 birim. A'dan itibaren bu uca gidesiye kaç birim alıyorum? 3 birim. O zaman anlamı şu. X1 bölü x2 yani sol ucun sağ uca uzama oranı. Sabit nokta itibaren sol uca uzaklığım 1, sabit nokta itibaren sağ uca uzaklığım 3 oranına eşittir. İşte bu. Sabit nokta itibaren ne kadar uzaktaysan o kadar kayma yapıyorsun. Bütün olayım bu. Alttakine geçtim arkadaşım. Alttakinde de x, y, z çubukların arasına tekerler koymuş. Soğutma olayı gerçekleştiriyor sistemde ve tekerlerin dönme yönlerini bulmanızı istiyor. Yalnız bilgi olarak da genleşme katsayıları var. Y en büyük, sonra x, sonra z diye gidiyor. Soğuttuğunda bu sefer de büzüşme olacak. Genleşme katsayısı en büyük olan y en çok büzüşecek. Üstteki x, y çiftinden başlıyorum. Şu noktalar dikkat edersiniz tekere temas eden noktalar. X ile y'yi kıyasladığında genleşme katsayısı olarak y x'ten büyük mü? Büyük. O zaman y'nin büzüşmesi çok olacaktır diyorum. Y'nin boyunu çok kısaltırken x ona nazaran az kısaltıyorum. Ve bu yaptığım kısalma hareketi sonucunda tekerleğin ok yönde döneceğini görüyorum. Bu dönmelerle ilgili animasyonlarım var. Genleşme konusu animasyonları diye aratırsanız bu tekerlerin dönmeleriyle ilgili çok tatlı animasyonlar var. Belirtmek isterim. Altına geldim. Y ile Z'nin büzüşmesine bakalım. Y de katsayı olarak gene Z'den büyük. Y'nin katsayısı Z'den büyük olduğu için alttaki çiftin büzüşme sonucunda gene Y katsayısı fazla olduğu için Z'ye göre çok büzüşecek. Şu tekerin üstündeki nokta çok büzüşürken altındaki nokta az büzüşecek ve bunun sonucunda teker de saat yönü ters yönü dönerek şu şekilde bakın şu şekilde dönerek içe doğru hareketlenecek diyorum. Evet. Üste bir sorum kaldı. O sorum bunların da işte piri.
Bu soruyu yapan tamam. Sırtı yere gelmez işte arkadaş. Tekerler, çubuk, makara, dönme öteleme, yarısı dönme yarısı öteleme hepsini yapar da geçer. Bu kadar basit. Duvara perçlenmiş çubuk ısıtılıyor. Bunun sonucunda X noktasının X makarasının Y tekerine göre dönme oranı ve tur oranı ne olur diye bize soruyor. Dönme miktarı ayrı kavramdır. Tur sayısı ayrı kavramdır. İkisini de göstereceğim. Çubuğumu gördünüz değil mi? Çubuğum bakın şu duvardan sabitlenmiş 3 bölmeli, 3 eşit bölmeli çubuğum ısıtıldı. Isıtılmam sonucunda bak şu çizgim var ya X kadar X ve teker makaraları var. A kadar yer değiştirirse şu nokta nokta ile belirttiğim çizgim 2A kadar yer değiştirir. Çubuğun ucu da 3A kadar yer değiştirme yapar. Süper. Şimdi 2A kadar yer değiştiren şu çizgime temas eden makaram olduğu gibi buradaki öteleme olayını dönmeye aktarır. X makarasının dönmesi benim için 2A kadardır. Y tekerinde ise Y tekeri dönerek ilerleme yapan bir yapı. Dolayısıyla burada senin Y tekerine temas eden şu noktanın uzama miktarı neyse bunun yarısı dönmeye gider. 3A bölü 2. Yarısı da ötelemeye gider. Ötelemeyle işim yok. Dönmeyi sorduğu için Y'nin de dönme miktarını 3A bölü 2 olarak ifade türetebilirim. Benden ne istedi? Bunların oranını istedi. Evet, X'in dönme miktarının Y'nin dönme miktarını ters çevir çarptığımda 4 bölü 3 olarak tertemiz gelecektir. Turlara geliyorum. Tur sayılarını bulurken şöyle bir denklem kullanacağız. Dönme miktarı eşittir tur çarpı çevre arkadaş. Bu kadar basit. X 2A dönüyor. Turuna nx diyeceksin. Çevresini yazacaksın. 2 pi 3r. Bu kadar. Y 1,5 tur dönüyor. 3A bölü 2 kadar dönmüştü. Y'nin tur sayısını ny diyorum. Çarpı çevresini yazıyorum. 2 pi 2r. Taraf tarafa oranladığımızda burada arkadaşlarım. Şöyle bir cevabı hatırlamıyorum. Pratik taraf tarafa oranlayayım. Şöyle şunlar gitti. 2 pi'ler gitti. R'ler gitti. Şunu ters çevir çarptığımda 4 bölü 3 eşittir. 3 nx bölü 2 ny. Karşıya attığımızda nx ny oranı tur sayıları oranı 8 bölü 9 olarak karşıma geldi. Hatırlamadığım kadar da varmış. Çok saçma sapan bir sonuç çıkıyormuş. Mantığımız bu. Tekrar izleyin arkadaşlar. Hani burada bir daha anlatmayayım üstünden. İzlemek isteyen arkadaşım bir iki dakika önceye sararsa tekrar baştan izleyebilir. Bu soruyu evet yıldız diyoruz. Birçok kavram içinde mevcut. Hoşuma giden bir soru. Tekrar izlemenizde fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ardından katılarda yüzey çekenleşmeye geliyorum. Yüzey çekenleşme olayımız nedir? Gene boy çekenleşme gibi ne yaptık? Biz çubuğun sıcaklığını arttırdık. Arttırdığımız sıcaklık ne oldu? Çubuğun boyunda bir artış meydana geldi. Meydana gelen artışı genleşme boyca uzama eşittir. İlk boy çarpı katsayı çarpı delta t ile yazdık. Burada da bir lf'am var. Yüzey alanı S0 olan bir lf'am. Buna ısı veriyorum. Isı vermem sonucunda bak bu lf'am şöyle tırtık tırtık belirtildiği şekilde şöyle bir genleşme yapıyor. Genleşme miktarını delta istiyorum. Bak arkadaş genleşme miktarım eşittir. İlk yüzey alanım çarpı iki tane genleşme katsayısı çarpı sıcaklık değişimi yüzeyce genleşmenin denklemidir diyorum arkadaşlar. S0 ilk yüzey alanı, delta S yüzey artışı, delta T sıcaklık değişimi, lambda da genleşme katsayısını veriyor. Yüzeyce genleşme yaparken 2 lambda kullanıyorum. Yalnız bunda bize çok fazla işlemsel soru sormuyorlar. Yüzeyce genleşme de şunu yapıyorlar arkadaşlarım. Bakın şurada bir notum var. Ondan sonra sorularımı çözeceğim. Notum diyor ki LFA'ların ısıtılması ya da soğutulmasında mesafeleri inceleyeceğiz, boşlukları inceleyeceğiz, bunların değişimlerini inceleyeceğiz. Şunu yapacağız. Isıtma ya da soğutma da fotoğraf yaklaştırması ya da uzaklaşması gibi düşüneceğiz. Ve fotoğraf yaklaştırması, uzaklaştırması yaptığımızda uzunlukların nasıl değiştiğini, artıp azaldığını buna göre yorumlayacağız. Yani fotoğraf yaklaştırması dediğimiz şey ne? Telefon ekranınız var ya, iki parmağınızla böyle açıyorsunuz, iki parmağınız fotoğraf büyüyor. İşte buna biz fotoğraf yaklaştırması diyoruz. Ya da Paint'i açtığında
Bir fotoğrafın üzerine gelip iki tık yaptığında ne oluyor? Fotoğraf yaklaşıyor. Her ayrıtıyla sana yaklaşıyor. İşte yüzey cegenleşme mantığımızı da böyle kuracağız arkadaşlar. Örnekle göstermemiz en faydalısı. Şekildeki LFA ısıtıldı. A, B, C, D, E, F, G uzunlukları ile X aralığının nasıl değişeceğini sordu. Sen bu LFA'yı ısıttın. Isıttığında arkadaşım bak şu uzunluk fazla uzayayım, şu uzunluk az uzayayım, şekli bozayım böyle hiçbir şey düşünmüyor. Hepsi orantılı uzuyor. Şu LFA'yı görüyor musun? Bak tren gibi bir şey bu. Bu LFA'yı ısıttığında arkadaşım her yüzey şu şekilde büyüme yapıyor. Nasıl? Şu A diye burası 2A oluyor, burası 2B oluyor, burası 2C oluyor. İki katına çıkarıyorum mesela. 2D, 2E, 2F, 2G, 2H gibi her yüzey, her kenarda orantılı bir artış gerçekleşiyor. Bunun sonucunda dikkat et. Senin için C dediğim mesafe A çarpı X artı E miydi? O zaman 2C dediğim mesafede 2A çarpı 2A artı 2X artı 2E olmaz mı arkadaşım? Aynen değil mi? C A, X, E'nin toplamıydı. Burada da 2C yapıyorsan sen bunu 2A, 2E kullanıyorsan aradaki boşluk da 2X olmuştur diyorum. Dolayısıyla bütün bir uzunluklar artıyor. Aynı şekilde aralıklarda da genleşme oluyor. Bir tek değişmeyen açılar. Bak şuradaki dar açı neyse aynı şekilde burada onu koruyor. Açılarım değişmiyor. Geri kalan her şey. Isıttın mı? Artıyor. Soğuttun büzüşüyor. Geç. Alttaki LFA'yı soğuttun bakın. Pizzanın kalan parçaları. Evet metal LFA bu ayrı mevzu. Pizza deyince yemeğe gitti aklımız. Hamur işi gibi düşünmeyeceğiz soruları. Bunlar metal LFA. Onu söyleyeyim. Soğuttum. Soğutmam sonucunda X, R ve alfa nasıl değişir diyor. Soğuttuğunda bu şöyle daha küçük bir hale gelir. Açı değişmez. Ama X bak küçüldü. R R de küçüldü. O zaman uzunluklar kısalır ama açılar hop değişmez deyip alttakine geçiyorum. Şekildeki LFA ısıtıldı. X, R1, R2 nasıl değişir? Abi onu birazcık daha yer açacağım. Evet ısıttım. Bunlar nasıl değişir? Hemen söylüyorum arkadaşım. Hepsi duble yapar. Yani çarpı 2 yapar. Sen bunu al ısıt. Isıtman sonucunda şunu çizeceksin. R1 ne olacak? 2R1. R2 ne olacak? 2R2. Et kalınlığı dediğimiz şurası vardır. Bunun yarıçapı ne olacak? Buna da yapıştır. Gönül rahatlığıyla 2x. Ve x, r1, r2 hepsi artar yorumu yapabilirsin güvenli bir şekilde. Bazen bu arkadaşlar bunu genleştiren arkadaşlarım şu r1 boşluğunu küçültüyor. Hani içe büzüştürüyor. İçe genleştiriyor. Aynı şekilde dışa genleştiriyor. Böyle bir şey yok arkadaşlarım. Böyle içe doğru genleşme. Aman ha yok. Tamam dışa doğru genleşme var. İçteki şu R1 yarıçaplı boşlukta aynı şekilde dışa doğru genleşme yapıyor. Şöyle bir görsel alıyorsunuz. Anlaştık. Devam ediyorum. Çubukta demiştik ki sabit noktadan itibaren uzamalar. Bak bunu LFA'da kullanacağım. Eşit karelere bölünmüş LFA ısıtılıyor. LFA O noktasından sabitlenmişse ısıtılma sonucu A ve B noktalarının yer değiştirmeleri oranı ne olur diye sormuş. Not. Noktaların yer değiştirme oranları sabit noktaya olan uzaklıklarla orantılıdır. Ona bakacağız. Süper. Başlayalım. Sabit noktam. LFA O'dan sabitlenmiş duvara çakılmış. Isıtılıyor. Isıttığında O noktası yerini korur ama diğer bütün ayrıtlar büyümeye başlar. Ve bu büyüme sonucunda A noktası nasıl yer değiştirir? O noktasından itibaren dışa doğru yer değiştirir. B noktası nasıl yer değiştirir? O noktasından itibaren dışa doğru kayar. Kayma miktarlarının oranını istemiş. Şuna bakarsın. O noktasıyla A'nın ilk baştaki aralarındaki uzaklık 2 birim. O zaman genleşmesi A'nın 2x kadar kaymayla buraya gerçekleşir. O ile B'nin arasındaki mesafeye bakarsın. Kök 5 birim. O zaman B'de bu doğrultu boyunca, bu ok boyunca kök 5x kadar kayma yapar ve buraya gelir derim ısıtılma sonucunda. A'nın ve B'nin yer değiştirmeleri oranı benim için 2 bölü kök 5 olarak bulunacaktır. Geçebiliriz. Altta daha tatlı sorularım var. Bakın bu soru efsane bir soru. Bir LFA, dörtgen LFA, içinden daire LFA'yı kesip yana koyuyorum. Ardından aşağıdaki 1, 2, 3, 4, 5, burada 6 devam ediyor, 7, 8'ler var. Olayları gerçekleştiriyorum. İki parça eşitisi veriyorum ya da sıcaklıklarını eşit değiştiriyorum ya da azaltıp arttırıyorum, azaltıyorum ya da arttırıyorum. Bunun sonucunda şu içeriden çıkardığım M2 kütleli
Evet, M2 kütleli diyelim. Dairesel parça tekrar geri yerine oturur mu oturmaz mı bunu kontrol ediyorum. Hadi başlayalım. Şekildeki LFA'dan daire parça kesilip alındı. Ardından aşağıdaki işlemler yapılarak dairesel LFA'nın tekrar yerine yerleştirilmesi istendi. Kalan parçanın kütlesi M1, dairesel parçanın kütlesi M2 ise bir numaralı olay yaptım. Ne gerçekleşir? Bakalım bir numaralı olayım ne? Şöyle ekran resmi alıyorum. Evet, bir numaralı olayım. Her iki parçanın da sıcaklığı eşit arttırırsa. Sıcaklığı eşit arttırmak demek, unutma, orantılı büyütmek demek. Yani sen burada dörtgen LFA'yı da 2x ile genişletiyorsan M2 kütleli daire LFA'yı da 2x ile genişleteceksin. Küt ne olacak? Tam oturur yorumunu yaptıracağım. Bir parçanın içinden başka bir parçayı çıkardın ve sen bunların sıcaklıklarını eşit miktar arttırdın. Bil ki tam oturma gerçekleşiyor. Her iki parçanın da sıcaklığını eşit azalt. Gene aynı olay olur. Gene orantılı büyüme olur. Ve gene orantılı küçülme olur. Sıcaklığı eşit azaltırsan. Ve orantılı küçülme sonucunda gene tam oturur yorumunu yapıştır geç. Şimdi alttakinlere bak. M1 büyüktür M2. İki parçaya da eşit ısı verdim. İşte burada bomba kopuyor. 3 ile ilgili şurada yorum yapacağım size. Kütleleri vermiş ve eşit ısı vererekten tekrar içine oturtmaya çalışmış. Ne olur diye sormuş. Ben sana söyleyeyim. Eşit ısı veriyorsan bunlara, bunların sıcaklık değişimlerini önce MC delta T'li bulursun. Kütlesi büyük olan arkadaşın sıcaklık değişimi az olur. Burada da 3. öncülü incelediğimde M1'in kütlesi fazlaysa sıcaklık değişiminde T1 az olacaktır. Yani dörtgen LFA'nın sıcaklığı azaltacak ve dörtgen LFA azgenleşecek. Kütlesi küçük olan daire LFA'nın sıcaklığı çok artacak ve daire LFA bunun sonucunda çok genleşecek. Sen bir daha yerine oturtabilecek misin? Hayır, artık giremez yorumunu yapabilirsin. Eğer dördüncüye bak. Kütleler aynı, eşit ısı verdin. Dördüncüde kütleler aynı. Q eşittir mc delta t diyerek sıcaklık değişimine bakıyorum. Kütleler aynı. Aynı madde, eşit ısı verdin. Sıcaklıklar eşit değişir. 4 ne der o zaman? Orantılı büyüme ve tam oturur yorumunu yapabilirsin. 5. Bu sefer kütle olarak M2 fazla. Dairenin kütlesi fazla. Dairenin kütlesinin fazla olması dairenin sıcaklık değişiminin az olacağını gösterir. İkisini de ısıtıyorsun. İkisi de genleşiyor. Dairenin sıcaklığı az artıyor. Dairenin genleşmesi az gerçekleşiyor. Dörtgenliğe falan çok genleşiyor. Kütlesi az olduğu için sıcaklık değişimi çok oluyor ve çok genleşiyor. Dairesini büyütüyor. Dolayısıyla delik büyüdüğü için içine girer. Ve hatta bu daire LFA'yı içe soktuğumuzda boşluk kalır yorumunu yapabiliyoruz. 6, 7, 8'de soğutma var. Onları da devreye alalım. Şöyle altına ben sizin için pratik bir çizi vereyim. Hop. M1 dörtgen LFA'mın kütlesiydi. M2 de daire LFA'mın kütlesiydi. Şu M1'di. Şöyle kalan. M2 de daire LFA'ydı. Haydi bakalım. Kütlelerde M1'in kütlesini fazla vermiş. Gene eşit ısı yorumu yapıyor. Fakat iki sefer ısı çekiyor. Isı alıyor maddelerden. Yani büzüşme gerçekleştiriyor. Ben diyorum ki kimin kütlesi büyükse onun sıcaklık değişimi az olur diyorum. Eğer verdiğin ısılar, aldığın ısılar eşit ise. Bu durumda da kütlesi büyük olan M1'in sıcaklık değişimi az olacak. M1 azıcık uzucuk büzüşecek. Dolayısıyla M1 azıcık uzucuk büzüştüğü için deliği azıcık uzucuk küçülecek. Ama kütlesi az olan M2 çok büzüşecek ve M2 dairesi küçücük kalacak. Bu küçücük kalan daire ne olacak? Buradaki delikten rahat geçecek. Hatta boşluk kalır diyeceğim geçerken. Eşit ısı alıyorum her ikisinden ve kütleler aynı. Kütleler aynıysa eşit ısı altında eşit ısı alması ya da eşit ısı verilmesi sonucunda maddenin sıcaklık değişimi maddelerin sıcaklık değişimleri eşit olur. Sıcaklık değişimleri eşit olursa orantılı küçülme meydana gelir ve bu orantılı küçülme sonucunda tam oturur deriz, kapak gibi kapatır. Aynı şekilde M2'nin kütlesini büyük alıyorum. M2'nin kütlesini büyük alırsam arkadaşım bu durumda ne olacak? M2'nin sıcaklık değişimi az olacak. M2 az büzüşecek. Büyük kalacak. Ama kütlesi az olan M1 bu sefer çok büzüşecek. Deliği de dolayısıyla çok küçülecek.
Delik de çok küçülünce bu büyük teker bu küçük delikten artık levha geçemeyecek. Ve bu durumda geçemez yorumunu yapacağım. Anladığınıza, iyi şekilde anladığınıza eminim. Bu örnek önemli. Tekrar tekrar bunu da izleyebilirsiniz. Bir de başta bir tane örneğe söylemiştim. Çubuklar, makaralar, tekerler vardı. Ona da dikkat edin. Son bölüm katılarda genleşme. Sonra sıvılar diyeceğiz. Bunlar zaten aynı mantıkla işleyecek. Kolay kısımlar arkadaşlar. Katılarda genleşme deyince ne diyoruz? Olayımız şu. Bakın bir tane kürem var. Bu küremin hacmi V0. Ben buna ısıyı veriyorum. Isı vermem sonucunda nokta nokta ile belirtilen şu hacimde artış oluyor. İlk hacmi V0, genleşmesi delta V. Yazalım. Genleşme miktarı eşittir İlk hacim çarpı bu sefer 3 katsayı çarpı delta T diyorum hacimce genleşmesine. Evet. Küremin hacim artışı eşittir ilk hacim çarpı 3 tane katsayı, hacim genleşmesinde 3'ü kullanıyorsunuz, çarpı sıcaklık değişimi diyerekten hesaplayabiliyorsunuz. Bu kürenin yarıçapındaki artışı incelemek istersen, bak yarıçapındaki artış şuraya delta R demiş, ilk yarıçapına R0. Bunda da boyca genleşme kullanabilirsin. Uzama yarıçapta delta R eşittir ilk yarıçapı çarpı genleşme katsayısı çarpı sıcaklık değişimi. Sanki boyca genleşme gibi sadece lambda kullandım. Dikkat et, yarıçap artışını soruyor. Uzama eşittir ilk boy lambda delta T. Yüzey alanının artışını sorabilir. Delta S eşittir ilk yüzey S0 2 lambda delta T. Hacim artışını sorarsa delta V hacim artışı eşittir İlk hacim V0 çarpı 3 lambda çarpı delta T ile işimizi tertemiz alıyoruz. Bir boyutta uzama lambda, iki boyutta genleşme 2 lambda, yüzey alanı artışı 3 boyutta hacim genleşmesinde 3 lambda. Bitti. Al soruyu mis gibi çöz. Aynı maddeden yapılan kürelere eşit ısı verdim. Hacim artışları, yarıçap artışları oranlarını istiyor. Süper. Gene eşit ısı muhabbetimiz var. Maddelere ısı verilerekten genleşmelerini yorumlarken ne yapıyorum? Önce Q eşittir EMC delta T'yi uyguluyorum. Ardından bulduğum sıcaklık değişimini, işte hacimse ilk hacim çarpı 3 lambda çarpı delta T denkleminde hacim genleşmesini, eğer yarıçap değişimi ise boyca uzama delta R eşittir ilk yarıçap çarpı genleşme katsayısı çarpı sıcaklık değişimi denklemlerini tek tek kullanabiliyorum. Tabi bunları yapabilmek için önce bu kürelerin nelerine ihtiyacım var? Kütlelerine ihtiyacım var. Hadi tek tek kütlelerini çekelim. Meyra'cığım, tek tek kütlelerini çekelim değil mi kızım? Evet. Şimdi kütleleri çekerken ne yapacağız? Şunu yapıyorum. M eşittir D çarpı V'yi uyguluyorum. Bu arkadaşlar aynı maddeden yapıldığı için öz kütleleri eşit. Hemen hacimlerine bakıyorum. Bunun hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Bunun hacmi 4 bölü 3 pi 8 r küp. 2 r'nin parantez küpünü alıyorsun. 8 r küp unutma. Yani bu arkadaşın hacmine v dersen bunun hacmi ne geldi? 8 v. Devam. O zaman öz kütleler de aynı olduğuna göre m eşittir d çarpı v olduğuna göre bunun kütlesini dv'den m. Bunun kütlesini 8 dv'den D çarpı 8 V'den 8M alabilirim. Bunun sonucunda sıcaklık değişimlerini pratik gideceğim. Neydi benim olayım? Q eşittir MC delta T idi. M büyük olanın sıcaklık değişimi az. Bunun kütlesi M değil mi? O zaman bu arkadaşın sıcaklık değişimine 8T diyorum. Bunun kütlesi 8M mi? Bunun da sıcaklık değişimine T diyorum. Artık soruyu çözebilirsin. Hacim artışlarına gel. Birincinin hacim artışı ilk hacmi V idi. Kat sayısı 3 lambda. Sıcaklık değişimi 8'de. İkinci kürenin hacmin artışına delta V2 dersem ilk hacmim 8V, katsayım 3 lambda, sıcaklık değişimim T. Taraf tarafa oranlı arkadaş çat 1. Bu boyca genleşme gibi. Aynı kalınlıkta aynı maddeden yapılmış çubuklara eşit ısı verirsen ne oldu? Eşit miktar uzadı. Burada da aynı maddeden yapılmış 3 boyutlu cisimlere eşit ısı verirsen ister küre olsun ister küp fark etmez. Eşit ısıyı aynı maddelere ver. Hacim genleşmesi daima 1 oluyor arkadaşlarım. Ama yarıçap uzamaları 1 olmuyor yarıçaptaki değişimleri. Ona bakalım. Birincinin yarıçapındaki değişimine delta R1 diyorum. İlk yarıçapı neydi? R'ydi. Katsayısı lambda. Sıcaklık değişimi 8'te. İkinci kürenin yarıçap değişimine delta R2 diyorum. İlk yarıçapı neydi? 2R çarpı katsayı lambda. Sıcaklık değişimi T oranla yarıçaplarındaki artış oranı olarak geldi. Bu burada hani özel bir durum söz konusu olmadı. Bunu tek tek hesaplayacağız diyorum arkadaşlar. Bu soruya da yıldız atıyorum. Tekrarlayabilirsiniz.
Sonuna doğru geliyoruz yavaştan. Evet. A küresi BLF arasındaki delikten rahatça geçerken C'den geçemiyor. İşte bu da ÖSYM'mizin klasik tip soruları, yeni nesil soruları. Bunlar rahatlıkla çözülen sorular. Bir de bunlardan almak istedim. Ve başlıyorum. A küresi BLF arasındaki delikten rahatça geçiyor. Şu şuradan küt, rahatça geçerken. A küresi C'den geçemiyor. Biz ne yapıyoruz? Bunları LF'larla küreleri daha sıcak bir ortama götürüyoruz. Bu durumda A küresi B'den, özür dilerim, A küresi C'den artık geçerken, son durumda B'den geçememeye başlıyor. Buna göre katsayılır sıra. Mis gibi. Küreleri büyüteceğim, delikleri büyüteceğim. Genleşme katsayısı büyük olan çok büyüyecek. Böylece genleşme katsayılarını sıralayacağım. Sıcak ortama götürdüm A ile B'yi. A küresi genleşti, B küresi B LF'si genleşti, delikte büyüdü. İlk başta geçen küre sonra geçememeye başladı. Neden? Çünkü küre D'ye göre fazla büyüdü. O zaman burada sen dersin ki katsayı olarak A küresi B LF'sinden büyüktür. Yana gel. Yine sıcak ortama götürdüm A küresiyle C LF'sını. A küresi de büyüdü, C deliği de büyüdü. Başta A küresi C deliğinden geçemezken bunlar büyümesi sonucunda C deliğinden geçmeye başladı. Demek ki delik burada daha fazla genleşti. C LF'sı daha fazla büyüdü. Ve bunun sonucunda küre son durumda geçebilmeye başladı diyorum. Ve genleşme katsayısı olarak C de A'dan büyüktür diyorum. Bir araya alıp sıraladığımda lambda C büyüktür, lambda A büyüktür, lambda B deyip İşlemi tamamlıyorum. Alta gel. Altta da halkalar var. Çubuğun etrafında oynayan halkalar. Evet. A çubuğun etrafında B ve C halkaları varmış. B halkası rahatlıkla hareket ederken C halkası ise sıkışık bir vaziyette. Bu defa sistemi ne yapıyorum? Soğutuyorum. Soğutmam sonucunda hareket eden B sıkışıyor. Hareket etmeyen C ise rahat bir şekilde hareket etmeye başlıyor. Genleşme katsayılarını sırala. Bu sefer de soğutma olduğu için büzüştüreceğim. Halka çok büzüşürse çubuğa sarılacak, çubuğu sıkıştıracak, hareket etmeyecek. Ama halka az büzüşürse, çubuk çok büzüşürse halka rahatlıkla hareket edecek. Buna göre düşüneceğim. B hareket edebilirken C hareket etmiyordu. B ile başlayalım. B halkası A çubuğu etrafında rahatça kayıyor. Sen soğutuyorsun, ne oluyor? Senin çubuğun da büzüşüyor, halkan da büzüşüyor. Ama kim çok büzüşüyor? Son durumda halka çubuğu kasıyorsa halka daha çok büzüşüyor ve çubuğa daha iyi sarılıyor demektir. Ve bundan dolayı da hareket etmiyor yorumunu yaparım. B halkasının çok büzüşmesine bakaraktan B'nin katsayısı büyüktür A çubuğundan derim. Yana geldim. C halkası A çubuğu üzerinde kaymıyordu. Dum C kaymaya başladı. C halkası büzüştü ama A çubuğu ona nazaran daha çok büzüştü. Ve A çubuğu daha ince kaldı içeride. Ve C halkası rahatlıkla hareket etmeye başladı. Burada da çubuğun genleşme katsayısı halkadan büyüktür derim. Ve böylece çubuk çok büzüştüğü için C halkası rahatlıkla oynamaya başlamıştır derim. Bir araya aldığımda da lambda B büyüktür, lambda A büyüktür, lambda C deyip ÖSYM tipinde bir kenara bırakırım. Evet, son sayfa. Sıvılarda genleşme diyeceğiz. 3 tane örneğimiz var. Bunları da verip işimizi bitireceğiz. Suyun istasyonu modda. Evet, sıvılarda genleşme. Sıvıları ısıttığımızda arkadaşlar tek bir genleşme ifademiz var. Çünkü sıvının boyu yüzey alanı olmadığı için ne oluyor? Hacimci bir genleşmesi oluyor. Bak şurada kabın içinde ve sıfır hacimde bir sıvın var. Bu sıvıyı ısıtıyorsun ve hacmini delta V'ye kadar arttırıyorsun. Hacimdeki artış eşittir diyorum. İlk hacim çarpı sıvılarda alfa kullanıyorum. Çarpı genleşme katsayısı çarpı sıcak değişim deyip bitiriyorum. Delta V hacim artışım ve sıfır sıvının ilk hacmi, alfa sıvının genleşme katsayısı, delta T de sıvının sıcaklık değişimi. Denklem gene aynı. Hadi gel denklemle ilgili güzel bir soru yapalım. Hacim bölmeleri eşit kaplarda sırasıyla X, Y sıvıları bulunmaktadır. Bu kaplardaki sıvıların sıcaklıkları sırasıyla T ve 2T arttırılıyor. Bunun sonucunda sıvılar kabların ağzına kadar doluyor. Yani bu seviyesi kapların ağzına kadar geliyor. Sıvıların genleşme katsayıları bunlar. Çok güzel.
kapların hacim bölmelerini eşit olarak vermiş. İlk kapta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve hacimde x sıvısı var. Bu x sıvısının sıcaklığını T arttırıyorum. Ağzına kadar dolu hale geliyorsun. Yani 2V'ye kadar genleşiyorsun. Bu. Y'ye bak. 1, 2, 3, 4 ve hacimde Y sıvısı var. Bu Y sıvısının da sıcaklığını 2T arttırıyorsun. Ve 1, 2, 3 hacim genleşmesi gerçekleşiyor. Ve kaptaki sıvın yine ağzına kadar kabı dolduruyor. Az denklemleri. Birinci kaptan başla. Sıvının genleşmesi benim için 2V. Eşittir. İlk hacmi 8V çarpı X sıvısının genleşme katsayısı çarpı sıcaklık değişimi. Bitti. İkinci için yaz. Y sıvısının genleşme miktarı 3V. Y'nin ilk hacmi çarpı Y'nin katsayısı çarpı sıcaklık değişimi. Taraf tarafa oranla alfa X bölü alfa Y oranım benim için 2 bölü 3. Bilerek mi vermişim ben burada hacimleri diye baktım. Yani T ile hacimleri ters orantılı verince direkt zaten genleşme miktarları, genleşme katsayıları çıktı. Yani bilmiyorum neden nasıl böyle vermişim, tutmuş. Evet, alttakine geliyorum. Çekirdek kaplarda X, Y, Z sıvıları vardır. Sıvıların sıcaklıkları eşit miktar arttırılınca sıvıların yükselme miktarları eşit oluyor ise genleşme katsayılarını sırala demiş. Bak, bu tip sorularda da şunu yaparım. Hepsinin seviyesi aynı, ben buraya H derim. Sıcaklıklarını eşit arttırdım. Ve bunun sonucunda yükselmeleri eşit oldu. Ben hepsini de H kadar arttırırım abi. Al. Mis gibi. Kesitleri de vermiş. Sana hacim hesapla, denklem yaz, katsayı sırala demek kalıyor. Buradaki hacim SH. Genleştiğin hacim SH. Çok güzel. İkinci kaba gel. Sıvının ilk hacmi 2S çarpı H. Genleşen şu hacmin gene 2S çarpı H. Devam yandaki. Sıvının ilk hacmi 2S çarpı H. Genleşen şu hacimin SH. Yaz denklemleri. Birinci kap. Genleşme miktarım SH eşittir. İlk hacimim SH çarpı alfa X çarpı delta T. Yani T. İkinci için yaz. Genleşme miktarım 2SH eşittir. İkinci kaptaki sıvının ilk hacmi 2SH çarpı genleşme katsayısı çarpı delta T. 3'e geç. Genleşme miktarım SH eşittir diyorum. Kaptaki X sıvının hacmi, burada değişiklik oldu. 2SH çarpı genleşme katsayısı alfa Z çarpı sıcaklık değişimi T diyorum. Bak abi, katsayılara bakarak yorumla. 1, 1, 1, hop bu 1. 2 eşittir 2 çarpı 1 çarpı 1, hop bu da 1. Bak, katsayı 1. Burada çarpan 2. 2 çarpı 1 bölü 2. Ne yapar? 1 yapar. Katsayılar geldi abi. Alfa x eşittir alfa y büyüktür alfa z deyip bitiriyorum. Aynen böyle yaptım. Tertemiz. Mantığını kavruyorsunuz arkadaşlar. Devam. Suyun istisnai bir durumu var. Bundan bahsedeceğiz. O da şu. Bütün sıvılar sıcaklıklarını arttırdığında doğru orantılı genleşme yapar. İlk hacmi V0. Sıcaklık artıyor. Hop, sıvı doğru orantılı hacmini arttırıyor bütün sıvılar. Ama bir arkadaşım burada ters yapıyor. Kim o? O da su. Su 0 derecede belli bir hacme sahip. Artı 4'e gelesiye kadar hacmini azaltıyor. Artı 4 derecede minimum hacme sahip oluyor ve bunun sonucunda maksimum öz kütle yapıyor. Basınç konusunda da bununla ilgili görsellerim vardı. Kaldırma kuvvetinde, özür dilerim, kaldırma kuvvetinin sonunda bununla ilgili su buz durumlarıyla ilgili özel durumlardan bahsettim. Sıcaklıkta mıydı? Ya bahsettim yani. Genelde madde konusu olduğu için bununla ilgili ayrıntılı şeyler ara ara bahsettim. Evet, suyun ilk başta 0 derecede belli bir hacim var. Artı 4 dereceye gelseye kadar hacmini azaltıyorsun ve minimum hacim değerine getiriyorsun. Ardından ısıttıkça hacminin arttığını görüyorsun. Bütün sıvılarda sıcaklık arttıkça hacim daima artarken suda ise 0-4 aralığı haricinde 4 dereceden sonra hacim artışı gözlemleniyor ve 0 derecedeki hacmi ile bil ki suyun 8 derecedeki hacmi birbirine eşit oluyor. Artı 4 derecede saf su, yani arı su. Arı su derler, saf su derler. Artı 4 derecede saf suyun hacmi minimumdur, öz kütlesi de maksimumdur yorumunu yapıyorum. Burası da bizim için önemli diyorum. Hatta bununla ilgili de şöyle bir görsel almak istiyorum arkadaşlar. 0 derecede suyum var. Ben bu suyu ısıtıyorum. Ne olur? Önce 2 dereceye gelesiye kadar hacmini azaltır. Ardından 4 dereceye gelesiye kadar daha da çok azaltır ve minimum hacim gelir. Sonra 6 dereceye gelirken 2 derecedeki hacmi düşür. Sıcaklığını 8 dereceye getirdiğinde gene kapı ağzına kadar dolmuş olur. 8 dereceden sonra da taşma olayı gerçekleşecektir yorumunu yapıyorum. Hemen son sorumuzda geldim. Bayağı kafanızı şişirdim arkadaşlar. Videoda uzadı.
Ama ne yapayım, hani burada ayrıntıları vermek istedim. Evet, son sorumuz da şu. AB cisimleri X sıvısında şekil 1'deki gibi dengedeyken kaptaki sıvı ile birlikte cisimler ısıtılıyor ve cisimlerin görünümü sıvı içinde şekil 2'deki gibi oluyor. Lambda A, lambda B AB'nin genleşme katsayıları ve alfa X, X sıvısının genleşme katsayısını sırala diyor. Bu soruda şunu düşüneceğiz. Sen ne yapıyorsun? Isıtma olayı gerçekleştiriyorsun. Isıtma olayı gerçekleştiriyorsan arkadaşım, bunlar hepsi hacmini arttırıp öz kütlesini azaltıyor mu? Evet. Isıtma varsa bil ki daima hacim artışı öz kütle azalması vardır. A da öz kütlesini azaltıyor, B de azaltıyor, X de azaltıyor. Ama kim öz kütleyi çok azaltıyor, kim az azaltıyor, ona odaklanacaksın. Öz kütle değişimi çoksa hacimce genleşme çok diyeceksin. Bak. Burada ilk durumda ben öz kütleler vereceğim. Kolaylık olsun. A'ya D diyeceğim. B daha çok batmış. 2D diyeceğim. Hatta B sıvıda yarı yarıya battığı için sıvıya da 4D diyeceğim. Çok güzel. İkinci duruma geleceğim. Bunların hacimlerini arttıracağım. Öz kütlelerini azaltacağım. Yani A'nın öz kütlesini D'den küçük yapacağım. Mesela diyelim ki D bölü 2. D bölü 2 olmasına rağmen sıvıda batmış, fark ettiniz mi? O zaman sıvı daha da küçük. D bölü 3. B askıdaysa B'de D bölü 3 diyeceğim. Burada verdiğim öz kütleler ne yapacak? Aslında bunların hacimleri ne kadar genleştiğini bana yorumlatmış olacak. A ne yapıyor? D'den D bölü 2'ye indiriyor öz kütlesini. Yani 2 kat hacimce genleşiyor. B ise 2D'den öz kütlesini D bölü 3'e düşürüyor. Yani hacim olarak 6 kat genleşiyor. Sıvıya baktığımda ise sıvım öz kütlesini 4D'den D bölü 3 yapıyor. Yani sıvım 12 kat genleşiyor. Anlamı, sıvının genleşme katsayısı en büyük, sonra A. Bunu hocam ben yorumlayarak nasıl alabilirim? Şöyle alırdın. A öz kütle olarak en küçük müydü başta? Evet. Isıtma sonucunda öz kütle olarak en büyük hale mi geldi? Evet. A'nın öz kütlesi artmadı. A'nın öz kütlesi az azaldığı için en büyük hale geldi. A'nın öz kütlesi az azalıyorsa hacmi azaltıyor demektir ve genleşme katsayısı en küçük olan A'dır derim. Böylece çok pratik sonuca da ulaşmış olurum. Evet arkadaşlar, genleşme ile ilgili bahsedeceğim bunlar. Bir de videolarım var, animasyonlarım. Onları da bunlardan izlemenizde fayda var diyorum. Güzel videolar, animasyonlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başarılar arkadaşlar. Görüşmek üzere.